Abdullah Çatlı 1956 yılında Nevşehir'de doğdu. Babası Ahmet Çatlı, annesi Remziye Çatlı'dır. 5 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya gelen Çatlı'nın Mediha, Hadiye, Zeki ve Hülya adlarında 4 kardeşi daha vardır. O dönemlerde nakliyatçılık yapan babası daha sonra şehir merkezinde dükkan açarak ticaret yapmaya başladı. Abdullah Çatlı lise çağlarına geldiğinde komşularının kızı olan Meral Aydoğan'la nişan ve imam nikahı yaptı. Aynı çağlarda judo, karate ve güreş gibi sporlara merak saldı. Spor eğitimi aldığı hocaları sayesinde ülke ocaklarıyla tanıştı. Ancak 12 Mart 1971 askeri darbesiyle ülke ocaklarının kapatılması Abdullah Çatlı'nın ülkücülükle tanışma dönemini erteledi. 16 Ağustos 1973'te Abdullah Çatlı lise öğreniminin ardından 3 yıllık nişanlısı Meral Aydoğan ile resmi nikah ve düğün yaptı. İlerleyen yıllarda Çatlı'nın bu evliliğinden Gökçen ve Selcan adlı kızları dünyaya geldi. 1973 yılında o zamanki adıyla Mali Bilimler Yüksek Okulu'nu kazanan Abdullah Çatlı ailesini Nevşehir'de bırakıp Ankara'ya gitti. Abdullah Çatlı'nın Ankara'ya geldiği dönemlerde özellikle 1974 yılından itibaren artık eylemlerde silah ve bombalar sıkça kullanılıyordu. Abdullah Çatlı, ülkücülerin kontrolünde olan üniversitede öğrenimi boyunca çeşitli eylemlerle adını kısa sürede duyurdu. 1977'de Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığı'na, 25 Mayıs 1978'de de Ülkücü Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcılığı'na seçildi. 11 Temmuz 1978'de Ankara'da Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden doçent doktor Bedrettin Cömert'in öldürülmesi olayının faili olarak arandı. Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nce hakkında gıyabi tevkif kararı verilen Çatlı, 23 Ağustos 1978'de Sakarya'da yakalandı ve gözaltına alındı. Ancak daha sonra serbest bırakıldı. Abdullah Çatlı hakkında 9 Ekim 1978'de Ankara'nın Bahçelievler semtindeki 7 tiplinin öldürülmesi olayının planlayıcısı ve baş sorumlusu olduğu iddialarına ilişkin tutuklama kararı çıkarıldı. Çatlı, 12 Eylül darbesini izleyen aylarda yurt dışına çıkarak bir süre Bulgaristan ve Viyana'da kaldı. 22 Şubat 1982'de İsviçre'de Mehmet Özbay adına düzenlenmiş pasaport ile yakalandı ancak serbest bırakıldı. 22 Ekim 1983'te Paris'te MIT ile ilişkiye geçtiği ve Aslı'ya karşı 5 eylemde kullanıldığı MIT resmi belgelerinde yer aldı. 22 Ekim 1984'te Fransa'nın başkenti Paris'te yakalandığında üzerinde Hasan Kurtoğlu adına düzenlenmiş bir pasaport çıktı. 16 Eylül 1985'te ise Papa suikasti davasında tanık olarak konuştu. Oral Çelik'in suikast ile ilgisi olmadığını, Mehmet Ali Ağcan'ın Bulgar ajanı olabileceğini iddia etti. Çatlı kısa bir süre sonra Fransa tarafından 7 yıl ceza aldığı İsviçre'ye iade edildi. Tutuklanarak Bostatel cezaevine konulan Abdullah Çatlı, 21 Mart 1990'da cezaevinden kaçmayı başardı. 1993'te Türkiye'ye gelen ve taşıdığı Şahin Ekli adına düzenlenmiş pasaport ile gözaltına alınan Çatlı, aynı tarihte serbest bırakıldı. 1995'te öldürülen MIT'çi Tarık Ümit cinayeti ve Mehmet Ali Yaprak'ın kaçırılma olaylarında azmettirici olduğu iddia edildi. Ayrıca 15 Mart 1995'te Azerbaycan'da düzenlenmeye çalışılan darbenin organizasyonunda yer aldığı iddia edildi. Kumarhaneler Kralı olarak da bilinen Ömer Lütfi Topal cinayetinde de adı geçen Çatlı'nın 26 Nisan 1996'da Ömer Lütfi Topal ile aynı uçakta Kıbrıs'a gittiği ve aynı otelde kaldıktan sonra 1 Mayıs 1996'da geri döndüğü de kayıtlardan ortaya çıktı. Abdullah Çatlı tüm bu bilinen faaliyetlerine rağmen Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde yargılanmamış ve herhangi bir hüküm giymemişti. Abdullah Çatlı 3 Kasım 1996'da Balıkesir'in Susurluk ilçesi yakınlarında tarihi Susurluk kazası olarak geçen trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza sırasında Çatlı'nın yanında arka sol tarafta oturan Gonca Uz ve arabayı kullanan İstanbul Eski Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ da ölmüştür.
Aracın içindeki 4 kişiden yalnızca dönemin DYP milletvekili Sedat Edip Bucak kurtulabilmiştir. Ayrıca Çatlı'nın üzerinde dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın imzası bulunduğu silah taşıma belgesi ve yeşil pasaport çıkmıştır. Tüm bu etkenler kazanın medya tarafından Susurluk skandalı olarak nitelendirilmesine sebep oldu. Ayrıca o dönemde düzenlenen sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemleriyle de olay yıllarca gündemdeki yerini korudu. Nevşehir'de yapılan cenaze törenine 5000 kişilik bir topluluk katıldı. Türk bayrağına sarılı tabutu Nevşehir Kaldırım Mezarlığı'na defnedildi. Ölümü hakkında birçok komplo teorisi vardır. Kaza yapan aracın fren sisteminin bozulması ve kazadan sonra boynu kırılarak öldürülüğü bunların başında gelmektedir. Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı tarafından yazılan Babam Çatlı başta olmak üzere Çatlı'nın hayatını ve faaliyetlerini konu alan birçok kitap yazılmıştır.